91 saat sonra çıkarılan Muhammed hemen bizim arkamızda görmüş olduğunuz çalışma yapılan enkazdan çıkarıldı. Olağanüstü bir yağmur vardı hem Erciş'te hem Van'da. Gece oldukça soğuk geçti AFZ'de vatandaşlarımız için. Çadır kentleri ziyaret ettik kameraman arkadaşım Semih'le birlikte. Onların duygudan düşüncelerini aldık. Hepsi çadırların su geçirdiğini, geceyi sular içinde geçirdiklerini ve çocuklarının hasta olduğunu, büyük sıkıntılar yaşadıklarını bizlere söylediler. Önümüzdeki günlerde de kar yağışının olacağını göz önünde bulundurursak çadırların su geçirmesi ve birçok insanın çadırının olmaması şu an için en büyük sıkıntı. Çünkü şu an inanılmaz bir soğuk var Erciş'te. Yani biz de üşüyoruz ve AFZ'de vatandaşlarımız da aynı şekilde üşüyorlar. Sıkıntıları var. Birçoğunun evi yıkıldı. Kışlık kıyafetleri, giysileri enkaz altında kaldı. Evi yıkılmayanlar da evlerine giremiyorlar. Çünkü buradaki binaların birçoğu ağır hasarlı. Yani işin özeti vatandaşlarımız kışlık kıyafet konusunda da büyük sıkıntı çekiyorlar. Onlarla yaptığımız söyleşilerde gıda konusunda, su konusunda bir sıkıntıların olmadığını ancak barınma, ısınma ve kıyafet konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bundan sonraki yardım gönderecek vatandaşlarımızın da bu hususu göz önünde bulundurarak bunlara öncelik vermesini istediler. Biz yaklaşık 4 gündür Erciş'teyiz ve burada elektrik yok. Hiçbir yere elektrik verilemiyor. Akşam saatlerinde basın mensuplarının jeneratörleri ve arama kurtarma ekiplerinin aydınlatmak için, enkazı aydınlatmak için kullandığı jeneratörlerin dışında burada hiçbir şekilde elektrik yok. Ve vatandaşlarımız cep telefonları ara ara çekip ara ara şebekesi gidiyor. Ki cep telefonu çekse dahi söylediğim gibi cep telefonlarını şarj etme imkanları yok. Çünkü vatandaşlarımızın cep telefonuyla veya telefonla veya farklı yollardan iletişime geçme şansları sıfır şu anda. Biz bile kanallarımızda sizle yayın yaparken oldukça zor şartlar altında bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Çünkü burada iletişim sıfır. Şu an yardımı sadece askerlerimiz üstlenmiş durumda mecburiyetten dolayı. Çünkü yağmalama ve talan olayları oldukça fazlaydı burada. Mehmetçik eskortluk ederek yardım konvoylarına onları buraya getirdiler ve yardımı askerlerimiz dağıtıyor. Ancak vatandaşın bize söylediği en büyük şikayet yardımlarla alakalı yardımın tek elden yapılması. Hatta 1500 kişilik kuyruklar oluşuyor. Bu da zaten acısı olan vatandaşımızı daha da yoruyor. Onların isteği belediyenin, kaymakamlığın ve birkaç resmi devletin resmi kurumlarının devreye girip yardımları 4-5 veya farklı yerlerden hızlı bir şekilde yapmaları. Şu an buradaki vatandaşların en büyük isteği bu.